Fatma da geliyor galiba. Fatmacığım. Bir öpücük. Buse Fatma. Buse Fatma. Evet, Fatmacığımız da geldi. İyi misin? Benim hikayem 99 senesinde, yani Marmara depremiyle başladı. O zaman ben yeni doktor olmuştum, yani tıp doktoru olmuştum ve bölgeye gitmiştim gönüllü olarak ama hiçbir şey yapamamıştım. Çünkü uzmanlık alanım yoktu, yaşım çok küçüktü, hiçbir deneyimim yoktu. Çok üzülerek geri dönmüştüm. Sonra kendime söz verdim, hani bir uzmanlık kazandıktan sonra ben mutlaka insanlara yardım eli uzatacağım diye. İyi gibi. Sen gözü kapatıyor. Sadece şurada birazcık var. Belki yani az bir alın şey yapılabilir. Şuraya yağ enjeksiyonuyla sonra saç hekimcilere gönderelim. Kaş eksinler. Bence zaten buna çok bir şey yapılacak bir şey yok. Ağzını çok yumuşak. Bir şey. Bir öpücük atabilir miyim? Kes. Şey bir de. İnsanların yanına gitmek, onlara yardım eli uzatmak çok ulvi bir şey, çok mutlu eden bir şey. Bunun hiçbir karşılığı yok. Bu ancak kişinin kendisini çok manevi olarak mutlu eden bir şey. Dolayısıyla 99 depremi, sonra Van depremi, daha sonra da işte bu işte Suriye'deki göçmen, hani Suriye Savaşı sonrası göçmenlerin gelmesiyle dünyanın dört bir tarafına göçmenlerin olduğu, ülkemiz içerisinde olsun, işte Amman olsun, Lübnan olsun, oralara gidip çocukları ve kadınları tedavi etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evden çıkmadan önce bunu süreceksin yüzüne. Dışarıda oynarken de süreceksin, yoksa daha buralar kupkoyu olur. İyi olsun, iyileşsin diye bunu evden dışarı çıkarken, anladın? Bundan süreceksin. Oldu. Elini ver bana, gel kardeşim. Neşe getirdim sana, al kardeşim. Ye, iç, gül, oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma. Sev kardeşim, canım feda yoluna. Kalk kardeşim, tüm insanlara. Siz tamamen savaşta mağdur olan kadın ve çocukları. Evet. Ana hedefiniz değil mi? Onları tedavi ediyorsunuz. Evet, evet. Yani öncelikle tabii çok masum çocuklar, hiçbir şey bilmiyorlar. Kadınlar da keza öyle aslında. Biz öncelikle kadın ve çocukları hedefledik. Kendi gücümüzün yettiğince, çünkü herhangi bir hani bir sponsorumuz ya da başka bir şeyimiz yok ama Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği sağ olsun, dernek bizim arkamızda. Hani hasta çıktıkça, çok yoğun olursa farklı farklı kliniklere gönderebiliyoruz eğer yurt içindeyse. Dolayısıyla kadın ve çocuklar önceliğimiz. Muhammed, ben sana bir şey söylesem onu Arapça'ya çevirebilir misin? Ben de buradan daha çok. Gerçekten mi? Tamam, iki tane tercümanım var, anlaştık. Şimdi diyeceksin ki güneşten oyun oynarken kendinizi koruyun. Nasıl söylenir Arapçayla? Aferin. Eğer çıkmak zorunda kalırsanız şapka giysin. Şapka takacaksınız. Biz şimdi size şapka getirdik. Onları size dağıtacağız. Olur mu? Ha? Tamam, kim o zaman, ikiniz birlikte ben bir şey söyleyeyim, sen de söyle, sen de söyle. Olur mu? Tamam. Anlaştık. O yüzden ne yapacağız diyeceğiz? Güneşe çıkarken şapka takacağız. Özellikle ne zaman? Öğlenleyin. En çok olduğu zaman. Çok teşekkür ederiz. Şükran. Hastalarınızın muayene günleri bu da mı? Evet. Bu klinikte yapıyoruz. Doktor Bey'in kliniği burası. Gönüllü olarak bizi açıyor. Biz burada zaten önceden ameliyat etmiş olduğumuz hastaların kontrollerini yapıyoruz. Yani gelmiş oluruz. Onlar yeniden İstanbul'a ya da farklı şeylere gitmemiş oluyorlar. Ya da önceden yaralanmış olan, yani ya işte Suriye'de ya da göç yolunda yaralanmış olan çocukların ilk kontrollerini burada yapıyoruz. Ameliyat fotoğraflarını çekiyoruz. Ve hangi ameliyatların olması gerektiğine karar veriyoruz. Ve daha sonra onu ilgili kliniklere, yani Türk Plastik Cerrahi Derneği'nin evet üyesi olan diğer kliniklere yönlendiriyoruz.
Hastaları nasıl buluyorsunuz bu kapsamda? Kimlerden yardım alıyorsunuz? İşte doktor bey yardımcı oluyor mesela buraya gelip giden hastalardan. Buradaki lokal dernekler yardımcı oluyor. Okullar yardımcı oluyor. Okulda eğer okuyan öğrenci varsa o dönemde. Oradan hepsi toplanabiliyor. Çok güzel, iyi, fena değil. Bayağı iyi, güzelmiş. Maskesi çok iyi olmuş ya. Siz tamamen kendi emeğinizi koyuyorsunuz bu iş için, evet, değil mi? Evet. Gelen hastaları nasıl seçiyorsunuz ve bu hastaları tedavi ederken ne gibi kriterleriniz var? Şimdi öncelikle dediğim gibi çocuk olmaları, kadın olmaları bizim için zaten öncelikli. Hastaları gördükten sonra bir fotoğraf çekiyoruz. Fotoğraf üzerinden de diyoruz ki biz bu hastalara hangi ameliyatları yapabiliriz? Bir tabii sıraya koymamız da önemli. Yani hastaların hepsini birden alıp yüklenip tedavi etmiyoruz. Öncelik sırası hastanın ihtiyacına göre belirleniyor. Yani aciliyet sırasına göre yapılması gereken rekonstrüksiyon, yani onarım ameliyatının aciliyetine göre, eğer mesela gözü kapanmıyorsa o çocuk aciliyet taşır. Ağzı kapanmıyorsa aciliyet taşır gibi aciliyet sırasında sıraya dizip ondan sonra onları tedavi edip gönderip yeni hastalar alabiliyoruz. Bunlar tamamen devlet güvencesi kapsamında değil mi? Tabii, hastaların tabii, hepsi. Tabii ki. Hastaneye yatırırken de o şekilde yatırıyorsunuz. Ama siz bu işin karşılığında kendi el emeğinizi, ücretini almıyorsunuz. Evet, değil mi? Evet, tabii. Suriyeli göçmen hastaların çoğu zaten ya hani bir geçici koruma belgesine sahipler. Dolayısıyla zaten hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti onlara bir sağlık güvencesi sağlamakta. O sağlık güvencelerini kullanarak biz hastanemizde tedavi edebiliyoruz. Orada bir sıkıntı yaşamıyoruz tabii. Hepsi tedavilerini tam olarak sağlayabiliyorlar. Yani hastane bulma konusunda dernek araya giriyor anladığım kadarıyla, evet, bu işte. Evet, evet. Ve biz hastaların ayağına gidiyoruz. Çünkü onlar bilmiyorlar. Onlar burada yabancılar, dilimizle bile konuşamıyorlar. Dolayısıyla biz ayaklarına gidiyoruz. Bu tedavi olur diyoruz, bu olmaz diyoruz. En azından yönlendiriyoruz onları. Tedavi olabilecekleri de buradan İstanbul'a ya da Türkiye'nin farklı kliniklerine gönderip orada tedavilerin olmasını sağlıyoruz. Ya da tedavisini yapıyoruz.